Merhaba arkadaşlar, fizik öğretmeni Halil Deniz ben. Bugün konumuz paralel levhalar. Bu konu hakkında ders işleyeceğiz. Paralel levhalar hakkında. Evet. Şimdi biz iki paralel levhaya bir üreteç bağladığımızda arkadaşlar, levhanın işte artı, üretecin artı olan kısmı levhaya artı ile yükleyecek. Eksi olan kısmı da levha diğer levhaya eksi ile yükleyecektir arkadaşlar. Bunun sonucunda levhaların paralel olduğu için bu levhalar arasında düzgün elektrik alan oluşmak zorunda arkadaşlar. Özdeş iletken ve paralel iki levha bir üretece şekildeki bağlanırsa levhalar arasında düzgün elektrik alan oluşur arkadaşlar. Ve elektrik alanımızın yönü artı levhadan ne olmak zorunda? Eksi levhaya doğru olmak zorunda arkadaşlar. Biz nasıl formülize edecek elektrik alanımızı? E eşittir V bölü D formülüyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Elektrik alanımızı buluyoruz. Ve potansiyel farkımız D de levhalar arasındaki uzaklığımız arkadaşlar. Elektrik alan şiddeti levhalar düzgün elektrik alan olduğu için arkadaşlar her noktasında elektrik alan şiddetimizin ne olması lazım? Aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bu durumdayken biz paralel levhalar arasında mesela X, Y, Z noktalarındaki elektrik alan şiddetleri nedir diye soru sorarsa arkadaşlar bize ne olmak zorunda? Düzgün elektrik alan oluşacağına göre arkadaşlar X noktasındaki ya da Y noktasındaki ya da Z noktasındaki elektrik alan şiddetimizin ne olması lazım arkadaşlar? Birbirine eşit olduğunu söylüyoruz. Neden? Çünkü düzgün elektrik alan var arkadaşlar. Düzgün elektrik alan varsa her noktada elektrik alan şiddetimiz nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir diyoruz. Yani değişmez. Şimdi KLM doğrultusundaki elektriksel potansiyeli ya da elektrik potansiyeli kıyaslamak istersek arkadaşlar KLM doğrultularındaki elektrik potansiyel skaler bir büyüklüktür. Bu nedenle levhalar arasındaki herhangi bir noktanın elektriksel potansiyeli artı levhadan eksi levhaya doğru gidildikçe arkadaşlar ne olmak zorunda? Azalmak zorunda. Ve bir levhaya eşit uzaklıkta olan noktalar aynı elektriksel potansiyele sahip olur arkadaşlar. Elektriksel potansiyel eşit olan bu noktaların oluşturduğu yüzeylere eş potansiyel yüzeyler demiştik daha önce. Şimdi burada şunu öğreniyoruz aslında. İşte K noktasında mesela diyelim ki K doğrusundaki şuradaki X noktasında ya da Y noktasındaki arkadaşlar potansiyellerimi kıyaslamak istediğimde Vx eşittir ne olmak zorunda arkadaşlar? Vy olmak zorunda diyor. Potansiyellerimizin eşit olduğunu söylüyor arkadaşlar bize. Biz diyelim ki burada pilimizin potansiyel farkı 4 volt olsun arkadaşlar. Pilimizin potansiyel farkı 4 voltluk bir potansiyel farkım var. O zaman artı levhadan eksi levhaya doğru gittikçe potansiyelim azaldığına göre arkadaşlar buradaki eksi kutbum 0 voltsa artı kutbumuz ne olmak zorunda arkadaşlar? 4 volt olmak zorunda. Şu uzaklıklar birbirine eşitse, yani şuradaki bütün noktalar eşit uzaklıktaysa arkadaşlar ben 0 eksi levhama 0 potansiyel dersem eksi levhama yani 0 volt dersem arkadaşlar o zaman M doğrultusundaki bütün noktalardaki potansiyelim arkadaşlar V kadar sonra bir daha artar 2V kadar biraz daha arttı arkadaşlar 3V ve son artık artı levhaya geldiğimde ne yapmış oldum arkadaşlar 4 voltluk potansiyel fark elde etmiş oldum. Yani ne yaptık? Eğer uzaklıklar eşitse potansiyel farkında eşit olarak ne yapmak zorunda arkadaşlar? Artmak zorunda diyoruz. Burada elektrik alanla karıştırmayalım. Elektrik alanda neydi arkadaşlar? Biz buradaki elektrik alanda bütün noktalarda eşittir demiştik arkadaşlar. Ama potansiyelim ne yapıyor arkadaşlar? Değişiyor. Artı levhadan eksi levhaya doğru gidildikçe potansiyelim de ne yapmak zorunda arkadaşlar? Azalmak zorunda diyoruz. X levhasının potansiyeli X noktasının potansiyeli de Y noktasının potansiyeline eşittir ve büyüklükçe neye eşit olmak zorunda arkadaşlar? 3 volta eşit olmak zorunda diye söylüyoruz. Evet. Şimdi paralel levhalar yüklü parçacığı etki eden kuvvet nasıl olmalı? Nasıl bulacağız? Şimdi artı yüklü parçacık ya da eksi yüklü parçacık da arkadaşlar biz daha önceki konumuzda şunu görmüştük hatırlıyorsanız. Yüklü parçacığa düzgün elektrik alan içerisinde etki eden kuvvetimiz arkadaşlar F eşittir QA idi. Bugünkü dersimizde de ne yaptık arkadaşlar? Bu paralel levhalar arasındaki elektrik alanımız E eşittir V bölü D bağıntısıyla bulunuyordu. O zaman demek ki elektriksel kuvvetim F eşittir bu parçacığa etki eden elektriksel kuvvet F eşittir QV bölü D formülüyle ne yapacağız arkadaşlar? Bulacağız. Paralel levhalar arasındaki elektriksel kuvveti. Artı yüklü parçacığı etkileyen elektriksel kuvvet ne yapmak zorunda arkadaşlar? Bu tarafa doğru F1 ile gösteriyorsak eksi yüklü parçacığı etkileyen elektriksel kuvvetimde diğer tarafa doğru ne yapacağız arkadaşlar? F2 ile göstermek zorundayız.
Şimdi parçacığın kütlesi var ve eğimesini bulmak istiyorum ben arkadaşlar. Bizim dinamiğin temel formülü biliyorsunuz F eşittir MA'ydı. F eşittir MA'da biz elektriksel kuvveti eşitleyecek olursak arkadaşlar, yani M çarpı A eşittir QV bölü D'dir dersek arkadaşlar, buradan parçacığın eğimesini bulabiliriz. Yani bu parçacığın işte levhalar arasında hareket ederken ki eğimesi nedir dediğinde Q çarpı V bölü D çarpı M formülüyle arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz buradaki parçacığımızın eğimesini bulmuş oluyoruz. Burada işte M dediğimiz şey kütle. M parçacığın kütlesi. V potansiyel fark. Yani potansiyel. D uzaklık. Levhalar arasındaki uzaklık. D'miz arkadaşlar. M, Q'muz da ne olmak zorunda? Buradaki parçacığımızın yükü olmak zorunda arkadaşlar. Düzgün elektrik alan içerisinde, burası bizim için önemli bir parça. Düzgün elektrik alan içerisinde arkadaşlar, yüklü parçacığı etki eden kuvvet ve ivme sabittir. Ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez diyoruz. Düzgün elektrik alan içerisinde yüklü parçacığı etki eden kuvvet ve ivme sabittir. Değişmez diyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi iki tane kavramımız var arkadaşlar. Çok önemlidir bunlar. Üreticin bağlı olduğu ve üreticin bağlantısının kesilmiş olduğu paralel levhalara bakacak olursak arkadaşlar. Burada ikisi arasında şöyle bir fark var. Üreticin bağlı olduğu levhalarda potansiyel farkım sabit olduğu için arkadaşlar hiçbir zaman levhamdaki şu uzaklığı, yani levhalar arasındaki uzaklığı değiştirmek istesem bile potansiyel farkım ne yapmayacaktır arkadaşlar? Değişmeyecektir. Çünkü kime eşit? Pilimin potansiyel farkına eşit arkadaşlar. Bunun karşılığında biz uzaklığı değiştirdiğimizde V potansiyel farkı sabit olduğu için arkadaşlar, V potansiyel farkı sabit olduğu için D ile E nasıl orantılı, bakın arkadaşlar, ters orantılı. Uzaklığı değiştirdiğimde elektrik alanında ne yapmak zorundayım arkadaşlar? Değiştirmek zorundayım. İşte uzaklığımı arttırırsam elektrik alanını ne yapmak zorunda? Azalmak zorunda. Ya da uzaklığı azaltıyorsam elektrik alanını ne yapmak zorundayım arkadaşlar? Arttırmak zorundayım diye söylüyorum. Diyelim ki biz işte pilimizi bağladık, levhamızı yükledik ve pilin bağlantısını kestik, devreden çıkarttık arkadaşlar. Bunun sonucunda levhalar yüklendikten sonra üreteç bağlantısı kesilirse yük miktarı sabit kalır arkadaşlar. Yani yük miktarı ne yapmıyor? Değişmiyor üreteç bağlantımızı kestiğimizde. Levhalar arasındaki elektrik alan çizgi sayısı ve elektrik alan da değişmez arkadaşlar. Yük miktarı değişmeyeceği için levhalar arasındaki çizgi sayısı ve elektrik alanımız, elektrik alan çizgi sayısı ve elektrik alanımız değişmiyor arkadaşlar. Levhalar birbirinden uzaklaştırılırsa zıt yüklü oldukları için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır arkadaşlar. Bu da potansiyel enerjisinin artmasına sebep olur. Potansiyel enerjisinin artmasının sebebiyle de levhalar birbirinden uzaklaştırılırsa potansiyel fark da ne yapmak zorunda arkadaşlar? Artmak zorunda. Tam tersi, yaklaştırılırsa da potansiyel fark ne yapar arkadaşlar? Azalır diyoruz. Formülden de bunu yorumlayabiliriz. E sabitken D'nin artması potansiyel farkı arttırır arkadaşlar. Doğru orantılıdır. D'nin azalması potansiyel farkı ne yapacaktır? Azaltacaktır diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet. Yüklü parçacıkların elektrik alandaki enerjisinden bahsedelim. K noktasında artı Q yüklü bir parçacığımız olsun arkadaşlar. Bu artı Q yüklü parçacığı L noktasına kadar taşıyalım. L noktasına kadar taşıdığımızda yapılan iş arkadaşlar enerji değişimine eşit olmak zorunda. Yani L noktasına geldiğinde işte iş eşittir F çarpı D'di biliyorsunuz. F'i buradaki bizim elektriksel kuvvetimizi formülümüzde yerimize koyarsak arkadaşlar şu şekilde. W eşittir ne olacaktır? İşte Q çarpı V bölü D çarpı D dersek arkadaşlar, D'ler birbirini götürür. Yapılan iş ne kadar oldu bakın arkadaşlar? Q çarpı V kadar oldu. Burada şuna dikkat ettik. Levhalar arasındaki uzaklık, yapılan iş levhalar arasındaki uzaklığa neymiş arkadaşlar? Bakın, bağlı değilmiş. Yapılan iş levhalar arasındaki uzaklığa bağlı değildir diyoruz arkadaşlar. İş eşittir enerji değişimi olduğu için, yani Q çarpı V eşittir dersek arkadaşlar, son enerji eksi ilk enerjidir diye ne yapabiliriz? Sorularımızı çözebiliriz. Diyelim ki işte parçacığın M kütleli bir parçacığımız olsun arkadaşlar. O zaman 1 bölü 2 M V son kare eksi 1 bölü 2 M V ilk kare eşittir Q çarpı V diye ne yapabiliriz? Sorumuzu çözebiliriz arkadaşlar. İlk enerjimiz sıfırsa son enerjimiz kime eşit olmak zorunda arkadaşlar? Q V'ye eşit olmak zorunda diyebiliriz. Buralar önemli. Yani burada aslında bizim için önemli olan şey ne? Uzaklığa bağlı değil arkadaşlar enerji. Dikkat edin. Uzaklığa bağlı değil.
Parçacığın içerisindeki x kadar uzaklıktaki enerjimi bulmak istiyorum arkadaşlar ben. X kadar uzaklığa getirdiğimde F kuvvetinin yaptığı iş ne kadardır diye bana soru sorarlarsa, F kuvvetinin yaptığı iş arkadaşlar, F'imizi biliyoruz, QV bölü D. QV bölü D arkadaşlar. Getirip yerine koyduğumuzda F kuvvetinin yaptığı iş şu olacaktır. QV bölü D çarpı X olacaktır arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yapılan iş uzaklıkla doğru orantılıdır. Ne yapabiliriz arkadaşlar diyebiliriz. Bunu şu şekilde genelleyecek olursak. Diyelim ki işte V potansiyel farkı altında ben bu levhalarımı yükledim arkadaşlar. İşte bu levhaların kazanacağı enerjiye baktığımda işte ne yaptık? Burada yerine yerleştirsek tekrar yerleştirelim arkadaşlar yerine. İşte Q çarpı V bölü D çarpı D dediğimizde D'ler götürdü. Yapılan işimiz ne kadar çıktı arkadaşlar? Q çarpı V kadar çıktı. Demek ki bu artı Q yüklü parçacığı artı levhadan eksi levhaya getirinceye kadar arkadaşlar ne kadarlık iş yaptık biz? QV kadarlık iş yaptık. Kaç birim uzaklıkta? 4 birim uzaklıkta. 4 birim uzaklıkta QV kadarlık iş yapıyorsam arkadaşlar, o zaman levhaların tam ortasına yani 2 birimlik uzaklığa götürmek için ne kadarlık iş yapmam gerekiyor diye soru sorarsa ne yaptım arkadaşlar? QV bölü 2 kadarlık iş yapmışımdır diyoruz. Aynı şekilde buraya getirirsek her bir parçada acaba ne kadarlık enerji kazandık sorusunu sorarsa bize arkadaşlar ne yapacağız? Her bir parçada ne kadarlık enerji kazandık? Burada bizim için önemli olan şey artı levhadan eksi levhaya gittiğimizde ne yaptığımız arkadaşlar? Artı levhadan eksi levhaya gittiğimizde QV kadarlık iş yaptık. E şimdi artık uzaklıkla doğru orantılı dedik. O zaman buradaki her bir parçamızda arkadaşlar QV bölü 4'lük ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Enerji kazanmak zorundayız. QV bölü 4 kadarlık ne yaptık arkadaşlar? Enerji kazanmış olduk. O zaman parçacığın K noktasındaki enerjisi nedir diye sorarsa bize K noktasındaki enerjisi nedir arkadaşlar? Ne kadar enerji kazandım? QV bölü 4 kadar. O zaman Q çarpı V bölü 4 kadarlık enerjim vardır arkadaşlar. L noktasındaki enerjisinin ne olduğunu sorarsa bize L noktasındaki enerjisi arkadaşlar 2 QV bölü 4 ya da zaten levhalarımızın tam orta noktası olduğu için arkadaşlar QV bölü 2 kadardır diyoruz. M noktasındaki enerjisini sorarsa bize M noktasındaki enerjisi 3 tane QV bölü 4 var. O zaman 3 QV bölü 4'tür diyoruz arkadaşlar. N noktasına geldiğimde zaten karşı levhaya çarpmışım demektir arkadaşlar. L noktasında da QV N noktasında da QV kadarlık ne yapmış olduk? Enerji kazanmış olduk diyoruz arkadaşlar. Yani bize sorarsa işte L noktasındaki enerjisinin atıyorum M noktasındaki enerjisinin oranı nedir diye bir soru sorduğunda arkadaşlar ne diyeceğiz? QV bölü 2'nin 3 QV bölü 4'e oranıdır diyeceğiz arkadaşlar. İşte QV'ler gidecek 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 dersek arkadaşlar cevabımız ne yapacaktır? 2 bölü 3 yapacaktır diye sorularımızı çözeceğiz. Böyle bir soruyla karşılaşacak olursak. Evet, bu sefer tam tersten gidelim. Parçacığın K noktasındaki enerjisi E ise, şuradaki enerjimiz E ise arkadaşlar. Artık biz şunu biliyoruz. Her bir parçada eşit uzaklıkta olduğu için kazanılan enerjilerin ne olması lazım arkadaşlar? Eşit olması lazım. Yani ben burada E kadarlık enerji kazanıyorsam bütün parçalarda ne olması lazım arkadaşlar? E kadarlık enerji kazanmam lazım. O zaman K noktasındaki enerjimiz E ise L noktasındaki enerjimizi yazmak istediğimiz arkadaşlar L noktasındaki enerjimiz kaç E olmak zorunda? 2 E olmak zorunda. İşte M noktasındaki enerjimiz nedir diye sorarsa 3 E'dir deriz arkadaşlar. Karşı levhaya kaç E'lik enerjiyle çarptı diye soru sordu bize. Bu da ne olmak zorunda arkadaşlar? 4 E olmak zorunda diye sorularımızı çözeriz. Peki parçacığın K noktasındaki hızı E ise. Şimdi burada biz enerji konusunda şunu öğrenmiştik. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare formülümüz arkadaşlar. Hareket eden bir parçacığın kinetik enerjisi. Dikkat edin burada hızın karesiyle kinetik enerjimiz nasıl orantılı arkadaşlar? Doğru orantılı. Hızın karesiyle kinetik enerjimiz. Yani ben E kinetik enerjisiyle fırlatılan bir parçacığın hızına V diyorsam 2E kinetik enerjisiyle fırlatılan parçacığın hızına ne yapmam lazım arkadaşlar? Kök 2V demem lazım. 3E olursa ne olması lazım arkadaşlar? Kök 3V olması lazım. İşte 4E'lik enerjiyle arkadaşlar bir parçacığım varsa hızımın ne olması lazım? 2V olması lazım. İşte 5E olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Kök 5V olacaktı diye ne yaparız? Sorularımızı çözeriz. O zaman benim K noktasındaki hızım V ise arkadaşlar, o zaman L noktasına geldiğimde L noktasındaki
Kinetik enerjim 2E olduğuna göre L noktasındaki parçacığın hızı ne kadar olmak zorunda arkadaşlar? Kök 2V olmak zorunda. M noktasına geldiğimizde M noktasındaki parçacığın hızı ne olmak zorunda arkadaşlar? Kök 3V olmak zorunda. N noktasındaki parçacığın hızı nedir dediğimizde 2V'dir diye ne yaparız? Sorularımızı çözeriz arkadaşlar. Ne yaptık? Basit çözümler ürettik kendimize. Kinetik enerjiyle hızın karesi. Çünkü nasıl orantılı arkadaşlar? Doğru orantılı. Evet. Son noktamıza gelecek olursak. Paralel levhalar arasında yüklü bir parçacığı hareket ettirmek istediğimde bir yer çekimsiz ortamda yani ağırlığın önemsiz olduğu ortamda bir de yer çekimi yani ağırlığın önemli olduğu ortamlarda arkadaşlar hareketimizi inceleyecek olursak. Şimdi eğer parçacığın bir yönünde hareket ediyorsa arkadaşlar yani artı levhaya doğru gidiyorsa buradaki parçacığımın yükünün ne olması lazım arkadaşlar? Eksi olması lazım. Yani atıyorum eksi Q yüklü bir parçacık girmesi lazım arkadaşlar. İki doğrultusunda hareket ediyorsa yani hiçbir şekilde elektriksel kuvvet etki etmiyor demektir arkadaşlar. O zaman nötr bir parçacığımız vardır burada. 3 doğrultusunda hareket ediyorsa arkadaşlar yani eksi levhaya doğru hareket ediyorsa o zaman ne vardır? Artı yüklü parçacığımız vardır. Aynı mantıkla yer çekimi ihmal edilmediği bir ortamda yani ağırlığın önemli olduğu bir ortama baktığımız arkadaşlar. Eğer elektriksel kuvvet yukarı artı yüklü parçacık girdik bakın levhalar arasına. Elektriksel kuvvet yukarı doğru etkileyecek. Cisimin ağırlığı da aşağı doğru arkadaşlar. Eğer elektriksel kuvvetim ağırlıktan büyükse parçacığım hangi yönde hareket etmek zorunda arkadaşlar? Bir yönünde hareket etmek zorunda. Eğer elektriksel kuvvet ağırlığa eşitse arkadaşlar dengeye gelecek sistem ne yapacak? Parçacığım iki yönünde hareket edecek. Ve elektriksel kuvvet arkadaşlar ağırlıktan küçükse parçacık ne yapmak zorunda arkadaşlar? Üç yönünde hareket etmek zorunda diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük konu anlatımımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.